Evet, İlker, bugün şampiyonluk yolunda bir engeli daha açtınız. Evet. Denizli Gençler Gücü'nü 3-0 mağlup ettiniz. Değerlendirir misin? Geçen hafta rakibimizle sahamızda berabere kaldık, kalmıştık. Bu maçın önemi biraz daha artmıştı. Ligin ilk yarının bitmese de 2 hafta var. İlki Denizli Gücü maçıydı. Kazanmak için gelmiştik. İyi bir oyun oldu. Rakibimiz de biz de iyi mücadele ettik. Kazanan taraf biz olduk. 20 pozisyonları değerlendirdik. Arkadaşlarımı tutuyorum, rakip takımı da tutuyorum. Maç çirkinleştirmeden iki takım da güzel bir müsabaka oldu. Diyeceklerim bunlardan ibaret. Peki ben şunu söyleyeyim. Sizin maç gayet güzel geçti. Evet. İyiydi. Ama bu sizin maçlar dışında bazı olaylar oluyor. İşte tartışmalar, cezalar veriliyor. Evet. Son 3 maçta burada büyük olaylar yaşandı. Bunları bir söylemek istersin. Bunlar neden çıkıyor, nasıl engellenir? Ya bununla ilgili açıkçası çok bir şey söyleyemem ama bizim mesela kendi bizim Levent Sarıoğlu hocamızın ilk zaten müsabakaya çıkarken kesinlikle hakemle, rakiple oynamamamız konusunda fair play çerçevesinde oynamamız gerektiğini söylüyor. Diğer rakipler neden oluyor? Yani bunu açıkça bilmiyorum ama yani hoş görüntüler değil. Hani futbolcu arkadaşlarım işte 5 maç ceza alıyorlar, 7 maç ceza alıyorlar. Yani bu onlar için de 10 maç ceza alanlar var. Yani bu hoş bir şey değil ama onlar için, hem kulüpleri için iyi değil. Yani bizim maçlarımızda şimdiye kadar öyle bir şey yaşanmadı. Umarım yaşanmaz da. Bu konuda zaten hocamız da çok katı. Yani bunun bir spor olduğu bir önemli. Tabii ki de yani. Aynen öyle. Maçapsın, kavga patik gibi bir olmasın. Ya tabii ki yani bu. Ama bu en üst ligde var bizim. En üst ligden en alt liglere kadar var. Bilmiyorum nasıl engellenir açıkçası ama. Ama orada milyar dolarlar kazanıyor. Yani bir şey, biz bir şey ya. Burada şampiyon olsak ne olacak? Yani evet. Düşsek ne olacak? Yani. Bunun bir spor olduğu değerlendirirsen. Bu bir spor tabii canım. Yani sonuçta hani biz de mesela kaç yaşına geldik. Hala oynuyoruz. Genç arkadaşlarımıza da söylüyoruz. Sakın işte rakiple oynamayın. Rakibi kötü söz kullanmayın. Düşürdüğünüzde kaldırın gerekirse. Ya bunu zaten dediğim gibi hocamız da bu konuda çok hassas ve çok katı. Yani bizim maçımızda şimdi kadar öyle bir şey olmadı. Olmaz da. Diğer arkadaşlara, diğer takımlara da ben. Ya bu gerçekten futbol gerçekten bir spor. Gelsinler. Güçleri yettiğince oynasınlar. Kazansınlar veya kaybetsinler ama maçtan çıkarken dost çağırsınlar. O kadar. Teşekkür ederim. Başarılar. Sağ ol abi.